Sevgili öğrenciler, hepinize merhaba. Bugünkü dersimizde fiillerle ilgili sorular çözeceğiz. İlk sorumuzla başlayalım, bakalım. İlk sorumuz bu parçadaki numaralanmış cümlelerin yüklemleri yapılarına göre ikişerle eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır şeklinde yöneltilmiş. Evet, yüklemlere hemen bir bakalım. Arabasını yolun kenarındaki ağacın altına park etti. Sevgili arkadaşlar, yapılarına göre soruyoruz. Dikkat edin. Park etmek sözcüğüne baktığımızda park etmek yardımcı eylemle kurulan bir birleşik fiildir. Dolayısıyla birleşik fiilimizi hemen belirlemiş olduk. Devam ediyoruz 2 numaralı cümleyle. Radyoda o çok sevdiği şarkı çalıyordu. Evet çalıyordu derken arkadaşlar çalmak fiili var bakın. Çalmak fiili dolayısıyla herhangi bir yapım eki almadı. Öyleyse yapıca basit bir fiil olduğunu gördük. Bunu da belirlemiş olduk. 3 numaralı cümleye baktığımızda bir süre sevdiği o şarkıya eşlik etti. Sevgili arkadaşlar bakın eşlik etmek. Dolayısıyla yine bir yardımcı eylemle kurulmuş birleşik fiil görüyoruz. Peki bunu da belirlemiş olduk ve dört numaralı cümlemize geldik. Sonra arabadan inip sahile doğru yürüdü. Evet yürümek fiili Yine herhangi bir yapım eki almamış. Yürümek fiili arkadaşlar üzerine gelen çekim ekleri yapım eki olarak değerlendirilmediğinden yapıyı etkilemiyordu. Dolayısıyla yine basit bir fiili görmüş olduk. Ve son cümlemize geldiğimizde ne kadar neşeli olduğu bakışlarından anlaşılıyordu. Bakın sevgili arkadaşlar anlamak fiili var. Anlaşmak. Anlaşılmak dediğimiz zaman sonraki peki geliyor ve dolayısıyla çekim eklerini dahil etmiyorduk. Öyleyse yapım ekleri anlamak, anlaşmak dediğimizde bir yapım ekimiz var. Anlaşılmak dediğimizde bir yapım eki daha var. Arkadaşlar hemen türemiş yapılı bir fiil olduğunu gördük. Öyleyse sorumuzu hatırlayacağımız üzere eşleştirin diyordu. Park etmek eşlik etmekte. Çalmak yürümekle yapıca eşleştirildi ve anlaşılmak arkadaşlar yapıca türemiş olarak kaldığı için doğru cevabımız e seçeneğidir diyoruz. Devam ediyoruz sevgili öğrenciler bir diğer sorumuzla. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur şeklinde yöneltildi sorumuz. Seçeneklere göz attığımızda arkadaşlar haber kipi, dilek kipi, ad eylem, ek fiilin olumsuzu ve ulaç verilmiş. Hemen şöyle bir hatırlayalım. Haber kipleri özellikle zaman kipleri olarak adlandırdığımız di, mi, şior, ecek, ermez şeklinde sıraladığımız kiplerdi. Dilek kipleri sevgili arkadaşlar Melimalı, SSA, EA ve Emir kipi şeklinde karşımıza çıkıyordu. Ad eylem dediğimiz diğer adıyla isim fiiller ma, ış, mak ekleriydi. Ek fiilin olumsuzu değil edatıyla yapılıyordu ve ulaç yani diğer adıyla bağ fiil, zarf fiil dediğimiz asya, ken, alı şeklinde devam eden eklerdi. Hemen parçamıza göz attığımızda şiirlerimde ilkele dönüşün özlemi ve arayışı, alttan alta yürüyen bir ses olarak hep var. Sevgili arkadaşlar bakın ad eylem olarak dönüşün, özlemi ve arayışı derken burada hemen görmekte olduğumuz ış, iş ekleri devam edelim. Yürüyen derken sıfat fiil verilmiş ama seçeneklerde sıfat fiil sorulmamıştı. Ses olarak hep var dediğimizde arak, erek ekini görüyoruz bakın ilk cümleden arak, erek bu da zarf fiil eki yani ulaç. Dolayısıyla ilk cümlemizden isim fiilimizi ve zarf fiil olarak adlandırdığımız ulaçı eleyebiliriz. Okumaya devam. İnsanı merkeze alan bir dünya algısına sahip değilim. Bakın sahibim olumsuzu sahip değilim. Yani bir isimden sonra gelen değil edatıyla ne yaptık arkadaşlar? Ek fiilin olumsuzunu kullanmış olduk. Ek fiilin olumsuzunda işaretledik. Peki haber kipi ve dilek kipi kaldı. Okumaya devam edelim. Biyo merkezli bir yaşam tasavvuru var bende ve doğal olarak şiirlerim şiirlerime de bu geçiyor derken bakın geçmek fiilinden sonra gelen yor kipekini görüyoruz sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla yor şimdiki zaman yani haber kipidir. Haber kipinde işaretlemiş olduk. Verilen parçada dilek kiplerinden herhangi birine yer verilmediği için doğru cevabımız B seçeneğidir sevgili gençler. Sevgili arkadaşlar devam ediyoruz. Fiillerle ilgili soruları çözmeye. Bu parçadan hareketli aşağıdakilerden hangisi söylenemez şeklinde yöneltildi sorumuz. Hemen bir bakalım seçeneklere. Birleşik zamanlı fiiller kullanılmıştır. Yani ne demekti birleşik zamanlı fiil? Bir kipekinin üzerine idi imiş ise ek fiillerini yetirmekti. Türemiş fiile yer verilmiştir. En az bir tane yapım eki alan fiillerdi. Tezlik fiiline yer verilmiştir. Kurallı birleşik fiiller içerisinde i vermek fiiliydi. Birleşik yapılı fiiller vardır. İki fiilin bir araya gelmesi ve geçişli birden çok fiile yer verilmiştir. Arkadaşlar geçişli birden çok fiile yer verilmiştir derken çatısına göre baktığımızda geçişli fiil nesne alabilen fiillerdi. Peki birleşik yapılı fiillerde bu arada şunu da unutmayalım. Bir isimle bir fiille bir araya gelebiliyordu. Peki parçamızı okuyalım. Zaman bir kavram olarak hayata dair birçok şeyin hatırlatıcısıdır bize. Süre gelen zaman içinde toplumsal kimliğimizin yaşadığı değişimi özümseriz. Bakın arkadaşlar özümsemek sözcüğüne baktığımızda öz ve özümsemek Hani ben benimsemek, az azımsamak gibi. Dolayısıyla bir isim kökünün üzerine ne yaptık? Bir isimden fiil yapım eki getirdik. Öyleyse özümsemek sözcüğü sevgili arkadaşlar seçenek olarak nereye eledi? Türemiş fiile yer verilmiştir kısmını eledi. Burayı işaretledik. Peki. Peki zaman kavramı kaybolursa ve kendimizi bir kenarda unuttuğumuz sorgulamaların karşısında bulursak ne hissederiz? Arkadaşlar kaybolursa dediğimizde bakın Geniş zamanın şartı R ve Sa. Bulursak dediğimizde yine bulursak geniş zamanın şartı bir tanesini alalım buraya. Evet bulursak dedik. Bakın arkadaşlar bulmak bulur isek değil mi? Şurada ek fiilimiz ve şahıs ekini de koyalım. Dolayısıyla ne yaptık arkadaşlar? Birleşik zamanlı bir fiil elde ettik. Birleşik zamanlı fiiller kullanılmıştır dediği için ikisini de belirlemiş olduk. A seçeneğinde böylece eledik. Peki. Şimdi sevgili arkadaşlar, birleşik yapılı fiiller vardır dediğimizde hemen bakalım. Birleşik yapılı fiilin olması için hissederiz sözcüğünü hemen gördük. Hissetmek. Dolayısıyla birleşik yapılı bir fiil olarak karşımıza çıktı. Yine kayıp olursa derken sevgili arkadaşlar bakın kayıp ve olmak vardı. Öyleyse bunlar şöyle gösterecek. Olursak his ve etmek yardımcı eylemle oluşturduğumuz kayıp ve olmak kayıp aynı zamanda bakın birleşik de zamanlı bir fiil demiştik buna. Kayıp ve olmak bunlar yapıca da birleşik olduğu için dikkat edin D seçeneğinde birleşik yapılı fiiller vardır kısmında elemiş olduk. Tezlik fiili ve geçişli birden çok fiil kaldı. Hemen şöyle bakalım. Biz bir fiilin geçişli olduğunu kısa yoldan nasıl anlıyoruz? Onu getiriyoruz başına. Onu özümseriz. Değil mi? Onu bulursak, onu hissederiz. Dolayısıyla bu fiillerimiz onu ifadesine, kelimesine uyduğu için geçişli fiillerdir. Öyleyse geçişli birden çok fiile yer verilmiştir. Seçeneğinde elediğimize göre i vermek fiili dediğimiz i vermek arkadaşlar e yazmak, e durmak, e kalmak, e gelmek, e bilmek, i vermek dediğimiz bizim kurallı birleşik fiillerimiz vardı. Kurallı birleşik fiile verilen parçada yer verilmediği için sevgili arkadaşlar daha doğrusu i vermek fiiliyle oluşturduğumuz tezlik fiili kullanılmadığı için doğru cevabımız C seçeneğidir. Devam ediyoruz fiiller sorularını çözmeye yöneltilen sorumuza bakalım. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde fiilimsi yoktur şeklinde yöneltilmiş sorumuz. Arkadaşlar 2018 TYT'de yöneltilmiş bir soru. Hemen baktık fiilimsilerimiz isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiillerdi. Birinci cümlemiz tıpkı insanlar gibi şehirlerin de bir yazgısı bir ömrü, doğumu ve ölümü vardır. Arkadaşlar isim fiil, sıfat fiil veya zarf fiil eklerinden herhangi birine rastlamadık. Peki devam edelim. Zamanın karanlık katmanları arasından günümüze ulaşan. Bakın sevgili arkadaşlar, ulaşan dediğimizde ulaşan sözcüğü -an en eki bir sıfat fiil ekidir. Dolayısıyla sıfat fiili bulduk. Öyleyse fiilimsiyi belirlemiş olduk. Ulaşan antik şehirler farklı dönemlerin, kültürlerin, inançların ve yaşama biçimlerinin tanıklığını yaparlar. Cümlemiz tamamlandı. Peki 3 numaralı cümleye baktık. Bu nedenle şehirler uygarlıkların kendi öykülerini yazdıkları bir kitap gibidir. Hemen dık dik sıfat fiil ekini gördük. Bakın 3 numaralı cümlede arkadaşlar yazdıkları derken öyleyse dık dik sıfat fiil ekinde yine belirlemiş olduk. ve. 4 numaralı cümleye geldiğimizde onların sayfaları arasında mazinin acı tatlı anıları gömülüdür ve bunların pek azı tarihin açık sayfalarına yansımıştır. Sevgili arkadaşlar herhangi bir fiilimse eki yok. Sadece şuna dikkat edin burada yansımıştır derken olmuş sakın o bizim sıfat fiil eki olanmışla karışmasın. Burada bir kipeki durumu var. Değil mi? Mesela ütülenmiş gömlekler deseydik bu sıfat fiil eki olurdu ama burada yansımıştır dediğimizde öğrenilen geçmiş zamanı, duyulan geçmiş zamanı kullanmış olduk. Burada da bir fiilimsi belirleyemedik. Öyleyse 1 ve 4 olarak cevabımız karşımıza çıktı aslında. Hemen 5 numaralı cümleye de bir bakalım. Herhangi bir antik kentin sokaklarını dolaştığınızda bu kentin tanıtım broşürlerinde yazılandan çok daha yazılandan çok daha fazlasını göreceksiniz. Dolayısıyla arkadaşlar dolaştığınızda dediğimizde bakın bir tane belirlememiz yeterli aslında. Yazılan ifadesindeki an en yine dık dik an en sıfat fiilleri kullanmış olduk. Öyleyse 5 numaralı cümlemizdeki fiilimsileri de işaretledik. Kullanılmayanları yoktur olanı soruyordu. Öyleyse doğru cevabımız B seçeneğidir sevgili arkadaşlar.